Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bugün misak-ı milli sınırlarımız dışında kalan Selanik'te doğmuştu. Ata toprağımız olan ve bugün dahi birçok Türk'ün yaşadığı Rumeli topraklarını ne yazık ki Anadolu'dan ve Anadolu insanından ayrı görmek isteyen, yani Türk'ü Türk'ten ayıran kişiler bugün olduğu gibi dün de vardı. Tüm bunların yanında bir de Atatürk'ü önder olarak kabul etmek istemeyen ve onu bulunduğu mevkiden indirmek için çabalayanlar da mevcuttu. Kurtuluş Savaşı'nın daha yeni sonuçlandığı günlerde meclise bir seçim ile ilgili bir kanun teklifi verildi. Bu kanun teklifinin 14. maddesi sanki sadece bir kişiyi tarif ediyordu. Büyük Millet Meclisi'ne üye seçilebilmek için Türkiye'nin bugünkü sınırları içindeki mahaller ahalisinden olmak zorunludur. Veya daire intihariye dahilinde mütemekkin olmak zorunludur. Ondan sonra göçle gelenlerden Türk ve Kürtler İskan tarihinden itibaren 5 sene geçmişse seçilebilirler. Aralık 1922 tarihinde Erzurum Milletvekili Süleyman Necati Bey, Mersin Milletvekili Selahattin Bey ve Canik Milletvekili Emin Bey tarafından verilen bu kanun teklifi karşısında Atatürk hemen söz isteyip kürsüye çıktı ve şu unutulmaz konuşmayı yaptı. Bu tasarı, doğrudan doğruya, beni yurttaşlık haklarından yoksun bırakmaya yönelmiştir. 14. maddesinde yazılı satırları gözden geçirecek olursanız, göreceksiniz ki, Büyük Millet Meclisi'ne seçilebilmek için, ya Türkiye'nin bugünkü sınırları içinde kalmış yerlerin halkından olmak ya da bu seçim bölgelerinden birinde yerleşmiş olmak, göçmen olarak gelmişse yerleşmesi üzerinden en az 5 yıl geçmiş olmak şart koşuluyor. Ne yazık ki doğduğum yer, bugünkü sınırlar dışında kalmış bulunuyor. Herhangi bir seçim bölgesinde 5 yıl olsun oturup kalmış da değilim. Doğum yerim bugünkü sınırlar dışında kalmıştır ama bunda benim ne eksiğim, ne suçum var. Bunun nedeni, bütün ülkemizi darmadağın etmek, yok etmek isteyen düşmanların dilediklerini tam gerçekleştirmekten alıkonamamış olmasıdır. Eğer düşmanlar amaçlarına tam ulaşmış olsalardı, Tanrı korusun, bu tasarıya imzasını koyan bayların memleketleri de sınır dışında kalabilirdi. Bundan başka, bu maddenin istediği koşul bende yoksa, aralıksız 5 yıl bir seçim bölgesinde oturup kalamamışsam, bu da yurda yaptığım yararlıklar yüzündendir. Eğer bu maddenin istediği koşulu kazanmaya özenseydim, İstanbul'u kazandırmakla sonuçlanan Arıburnu ve Anafarta savaşlarını yapmamaklılığım gerekirdi. Eğer ben bir yerde 5 yıl oturup kalsaydım, Bitlis'i ve Muş'u aldıktan sonra Diyarbakır'a doğru ilerleyen düşmanın karşısına çıkmamaklığım, Bitlis ve Muş'u kurtarmayı gerçekleştiren ödevimi yerine getirememekliğim gerekirdi. Bu beylerin istedikleri koşulları kazanmak isteseydim, Suriye'yi boşaltan ordularımızın kalıntısından Halep'te bir ordu kurarak düşmana karşı koymamaklığım ve bugünkü misak-ı milli sınırlarını o günden çizip gerçekleştirmemekliliğim gerekirdi. Sanırım ki ondan sonraki çalışmalarımı bilmeyen yoktur. Hiçbir yerde 5 yıl oturamayacak kadar uğraşıp didinmiş bulunuyorum. Ben sanıyordum ki, bu yararlılıklarımdan dolayı ulusumun sevgisini, saygısını kazandım ve belki bütün İslam dünyasının da gözüne girmiş bulunuyorum. Bütün bu sevgilere karşılık, yurttaşlık haklarımın elimden alınmak isteneceğini hiç düşünemezdim. Tasarlıyordum ki yabancı düşmanlar canıma kıymak yoluyla bu yönden yararlı olmaktan beni alıkoymaya çabalayacaklardır. Ama hiçbir zaman aklımın köşesinden geçmezdi ki yüce mecliste bunlarla bir düşünen 2-3 kişi olsun çıkabilecek. Bunun içindir ki şimdi ben anlamak istiyorum, bu baylar seçim bölgeleri halkının duygularını ve dileklerini mi dile getiriyorlar? Yine bu baylara karşı söylüyorum, milletvekili olduklarına göre bütün bir ulusun da vekili sayılırlar. Peki? Ulus bu baylarla bir düşüncede midir? Benim yurttaşlık haklarımı elimden almak yetkisi bu baylara nereden verilmiştir? Bu kürsüden, yüksek kurulunuza ve bu bayların seçim bölgeleri halkına ve bütün ulusa soruyorum ve karşılık istiyorum. Bu konuşmadan sonra kanun teklifini veren vekiller, bahsi geçen tanımın Atatürk için olmadığı savunmasını yapsalar da teklif meclis tarafından hemen reddedilmiştir.